E-banka yönetimi nedir? DIA'da e-banka yönetimi kullanmak için yapılması gereken tanımlamalar nelerdir? E-banka yönetimi ile 25 bankaya entegrasyon sağlayarak havale, EFT, virman gibi bankacılık işlemleri ile çek, senet ve kredi kartı posta tahsilatı işlemleri toplu ve eksiksiz şekilde yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle bir banka tanımlaması ve banka hesap tanımlaması yapılması gerekmektedir. Şu an görmüş olduğunuz ekran bir test server olduğu için daha önce tanımladığımız bankaları sol tarafta görüyorsunuz. Yeni bir banka eklemek için sol alt köşede bulunan ekle butonuna basarak banka ekle diyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Bu alanda kayıt yapmadan önce bütün bankaların istediği username ve password gibi seçenekler var. Fakat bankadan bankaya değişiyor. Örnek veriyorum, Aktif Bank'ta username, password, language ve channel gibi 4 tane farklı alan istiyor. Bunlar için başvuru belgeleri indir diye bir butonumuz var. Bu alanlara başvurabileceğiniz dokümanlar, her bankaya ait dokümanlar bu alandan indirilebiliyor. Bu başvuruları yaptıktan sonra karşı tarafın, yani bankaların bizlere vermiş olduğu username, password gibi ne istiyorlarsa bu bilgileri bu alanlara yazarak kaydet dediğimiz zaman yeni bir banka kaydı yapmış olacağız. İlgili banka kaydı tamamlandıktan sonra hemen bu sol tarafta görmüş olduğunuz Halkbank yanında teste gönder ibaresiyle geldi. Bunun sebebi de şudur: bankayla olan irtibatımız tamamlandıktan sonra Finmex ile aramızdaki bağlantının sağlanması için gerekli olan bir test aşamamız mevcut. Bunun için de ilgili bankanın üzerindeyken diğer altında teste gönder butonu tıkladığımızda gördüğünüz üzere testten normal kullanabileceğimiz bir banka hesabına dönüşmüş oldu. Daha sonra bankanın üzerindeyken tekrar ekle diyerek bir banka hesabı eklememiz gerekmektedir. İlgili ekranda bankamızı seçerek Tanımlı Hesaplar Finmex butonunu tıklarız. Gelen hesap bilgilerinden herhangi bir tanesini seçtiğimizde ilgili alanların doldurulduğunu göreceksiniz. Yine aynı şekilde gelen hesap bilgisinin kendi programımız içerisinde oluşturduğumuz bir banka hesabıyla eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde banka hesabımızı da tanımlamış olduk.